برخدور سوغ مثلا هن دکن هن پوش حبس و کاش که خواب پر خود تنه تنن یعنی تنبون عیبه مثلا سال چهار سال جا که تن از ذات هفته کلو قونیه اون که برندی سران کاره ای وری دوره لما گوره ای دوره ای اون گشت تیا کم بین تنه خواده سور بول به مده وجدان که جیب عدالت ده بر ندانه حق سزیه ده که درج دکه ایشتا دوی برا ام اوتا خون ور بانی سره ایشتا که ام هنی ام برا فونجه تم بندست مدو لما با ترسن گوز داغه ده که یعنی فکر همه بوی نورمالده 2023 Şubat ayında cezası bitmişti. Necla aslında bütün Kürt halkına verilen bir ceza. Yani sadece Necla, tabii ki Necla kendi duruşundan yaptığı şeylerden hiçbir zaman geri adım atmadı. Yani bugün 2015'ten bu yana sürekli işte siyasi işte vekillerin alınması, belediye başkanlarının alınması. Bu aslında özel bir konsept hazırlandı Kürtler için yani. Necla üzerine de şunu söyleyebiliriz. Necla bu konseptin bir parçasıdır. Cezaevlerine de özellikle Sincan cezaevinde de cezaları bitmelerine rağmen birçok kişi üzerinde şey yapılıyor işte. Birçok kişiye hani biz size cezayı biz belirleriz, biz sizi bırakırız. Yani cezaları hiç gerekçesiz birçok nedenden dolayı hani kendisi de bunun telefonda dile getiriyor. Hani düşünün yani yolda yürüyüşümüzü arkadaşlarla konuşmamızı bir bahane ediyorlar yani. Hiçbir neden yok yani. Gözle görülebilir yani yasaya uygun, hukuka uygun hiçbir gerekçe olmadan bizi keyfi bir şekilde cezaevinde bırakıyorlar. Yani bunu açık, net bir şekilde söyledi kendisi. Bir sistemin kendine göre bir kadın, hani kendine göre çizdiği bir kadın profili vardır. Şimdi kadın işte bizim sistemdeki oturmuş kadın yapısı sosyolojik işte toplumsal toplumda kadınlara verilen değer şudur. Kadın işte evine bakan, çocuk yapan, okumayan mesela böyle bir kadın yaratılmaya çalışıyor. Araştırmayan, sorgulamayan bir kadın işte eve mahkum, çaresiz, haksız. Sistem zaten şöyle bir hukuk var Türkiye'de. Belki binlerce kadın öldürüldü, yüzlerce kadın öldürüldü. Hala öldürülmeye devam ediliyor. Yani bunun daha herhangi bir somut olarak herhangi bir adım daha atılmamış. Türkiye'de kadın ya da Orta Doğu'da bir kadın nasıl olur? İşte bu şekilde emir itaat eden, eşine, kocasına işte itaat eden, biat eden bir kadın tipi yaratılmak istiyor. Bilinçsiz, bilgisiz bir kadın tipi ortaya koymaya çalışıyor. İşte sistemin kadın burada mesela kadınlar şahsında kadınlar bu sistemi kırmaya çalışıyor. Devletler olsun, iktidarlar olsun bu tür yani bu böyle kadınların var olmasını, böyle kadınların kendilerini yani kendi açığa çıkarmasını istemiyor yani. O yüzden kadınların da haklarını bir şekilde şey yapmaya çalışıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar, kaybetmeye çalışıyorlar. İşte Necla ve diğer arkadaşlar burada bu algıyı kırdılar yani. Biz kadın olarak da biz toplumun bu haksızlığına, bu yapılan hem inanç, kimlik, hem kadınlar üzerinde yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmedikleri için bugün cezaevlerinde infazsız, sorgusuz bir şekilde devlet tarafından hapsediliyor, işkence ediliyor yani.